Herkese merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni tarifler ve harika lezzetlerle yine Beyaz TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz efendim. Nasılsınız? Sağlık, keyif, afiyet umarım yerindedir inşallah. Bugün Perşembe biliyorsunuz. Perşembeye dair olunca dualar daha makbul. Yaptığımız hayırlar daha makbul. O yüzden fazla fazla bunlara yer verelim. Yarın da Cuma inşallah. Sonrasında güzel bir hafta sonu bizleri bekliyor Allah'ın izniyle. Bugün efendim ne yapmış Nermin Öztürk böyle? Neden bu masa burada? Bu sofra neden burada? Üzerindeki lezzetlere bakar mısınız efendim? Peki bu lezzetler nereden geliyor? Nereden geliyor? Hemen söylüyorum efendim. Bugün çok kıymetli Çanakkale'yi ele alacağız. Çanakkale'mizin eşsiz lezzetlerini Nermin'in Enfes Mutfağı'nda çok kıymetli şeflerimle birlikte hazırlayacağım. Ve yine Çanakkale'den bize özel gelen zeytinyağısından, peynirine, salçasından, domatesine kadar bütün lezzetlerini tek tek inşallah yayın içerisinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Dayanamadım, helvayı kestim. Tadına baktım. Efsane, peynirin tadına baktım. Muhteşem. Yağlarımız var, birazdan tadım yapacağız. Peki bugün bize kim eşlik edecek efendim? Çanakkale'nin özel yöresel lezzetlerini bizlerle paylaşacak olan iki tane şefimiz olacak. Çok kıymetli şefimiz Osman Demirci ve Okan Yüksel Bey bizlerle olacak. Hemen kendilerini çağırıyorum efendim. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz şefim. Sefalar getirdiniz. Şöyle birinizi bu sağıma, birinizi soluma. Şöyle nasılsınız Osman Bey? İyisiniz, görüşmeyeli. Sağ olun, teşekkür ederim. Tam bir yıl olmuş. Evet, evet. Bu kadar olur değil bugün mi? Bugün bir yıl oldu program yaptığımız. Evet. Bugün sizlere tekrar burada olmaktan mutluyuz. Biz de aynı şekilde. Siz nasılsınız ben efendim? Ben de Okan Beyciğim, iyisiniz. Gördüğüm için daha da çok mutlu oldum. Evet. Teşekkür ederiz. Ya. Seneye görüşmek üzere yeniden. Ya dur bu seneyi bitirelim bir dur. Okan şefim ya şöyle söyleyeyim gerçekten. Birçok konuğu Nermin'in Enfes Mutfağı'nda ağırlıyoruz. Birçok şefimle yemekler yapıyoruz. Birçok yöremizin eşsiz lezzetlerini siz kıymetli izleyicilerim için ekran başına getiriyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, bazı şefler böyle akılda bırakıyor yer gerçekten. Bugün gördüm, ekstradan bir daha mutlu oldum. Serpil gel gel. Serpil biliyor ben genelde unuturum. Yani beynim o kadar çok kişi gördüğü için siliyor arada bir. O yüzden şimdi diyorum ki Serpil görünce tabii hatırladım diyorum tabii diyorum. Ama çok gerçekten normal. Çok keyifli, çok eğlenceli bir yayın yapmıştık geçen sezon. Bu sezonda aynı performansı bekliyorum. Daha da hızlısı. Hazır mısınız beyler? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız efendim, hazırız. Tamam efendim, o zaman birazdan hediyemden bahsedeceğim. Çok lezzetli bir tarifimiz var. Çömlek kebabıyla başlayacağız evet efendim. Efendim. Evet. Çanakkale'mizin eşsiz lezzetlerinden bir tanesi. Ve bize çok güzel lezzetler getirmişsiniz. Çanakkale'nin eşsiz lezzetleri. Ona da biraz sonra gidelim. Ben orada açılışımı yaptım zaten. Çömlek kebabı için malzemelerimiz ekran başına gelsin. 500 gram kuzu etimiz var. 2 adet kuru soğanımız. 5-6 adet Charleston biber. 2 yemek kaşığı domates salçası. 2 yemek kaşığı biber salçası. 3-4 adet domates. Yarım su bardağı zeytinyağı. 3 yemek kaşığı tereyağı, tuz ve karabiber. Sana böyle bir yakından bakasım geldi. Gel. Gel. Baktım yakından da güzel. Bugün bir elbise giymişti. 10 yaşında kız gibiydi. İyi oldu, iyi oldu değil mi? Hmm. Olmuş mu? Benden mi dert? Sesin mi cızırtıyor? Vallahi hep uğraşıyorsunuz benle reji. Son dakikaya kadar gene bir şey oluyor bende. Ne yapayım? Nazar diyelim. Şimdi kıymetli Osman şefim. Evet, canım. Efendim, sen paylaş. Şöyle etimizi koyduk. Nasıl evet, bir et şefim? Çanakkale Ayvacık yöresine ait kuzu etimiz. Mis ön gibi. Koldan yaptığımız etimiz mis gibi görüyorsunuz. Pels pembe. Yine Çanakkale domatesimizi kullanıyoruz. Coğrafi işareti alınmıştır. Evet, borsamız şefim tarafından. Yine Çanakkale salçalarımız Yenice'ye ait biber salçamız var. Vay vay merkeze vay. Ait Çanakkale'ye ait domates salçamız var. Evet. Geyikli'mize ait zeytinyağımız var efendim. Geyikli'mizin ok, evet, ok, ok, İntepe'mizin ok. Soğanı var. Ne? İntepe? İntepe. Ezine'mizin köy biberi. Çok severim köy biberini. Evet. Ve yine Biga yöremize ait de tereyağımız var. Yapalım şefim evet, bir yandan efendim. Da buyurun. Başlıyoruz. Siz soğanları doğrarken ben evet. Şöyle bir hediyeme gidiyorum. Kıymetli izleyicilerim sanmasın ki bugün hediye yok.
Sanmasınlar. Var ki veriyoruz efendim. Var ki veriyoruz. Şimdi şöyle bir çelik tencere seti herkesin evinde olması gerekiyor. Ramazan ayında ola ki yemekleriniz kaldı, böyle minik tencerelerin içerisinde dolaba kaldırabilirsiniz. Alttaki tencerelerde hem sebzeyi hem eti hem çorbayı rahatlıkla pişirebilirler. Efsane bir set efendim. Nermin Nefes Mutfağı'na koşun, kıymetli sponsorumu takip edin ve yayın içerisindeki şifrelerimizi doğru bir şekilde yazmanız bizim için yeterli. Düşünün. Hem böyle dolu dolu bir yayın hem de hediye. Acaba sürpriz mi versin? O arada bir çıkabilir birazdan. Şefim. Evet efendim. Soğanları bakıyorum böyle birazcık iri iri doğruyorum. Evet efendim, iri doğradık, iri kıyım. Bu Çanakkale'mizin milli bir yemeği. 1462 yılında. Et ne eti kullanıyoruz şefim? Kuzu eti kullanıyoruz efendim. Kuzu eti. Kuzu ön koldan yapıyoruz efendim. Ön kol kuzu etimiz. Evet. Evet. Domatesimizi doğruyoruz, yine Çanakkale domatesimiz. Bunu da doğra gel. Çanakkale domatesi özellikle şefim böyle Eylül gibi, Ağustos sonu gibi kışlık yapmakta ben çok kullanıyorum. Böyle evet. Çok sulu, böyle etli etli evet. Güzel oluyor. Bir de nedense sayın yönetmenimin de dediği gibi eskisi kadar böyle lezzetini alamıyoruz Çanakkale domatesinin. Neden? Çanakkale domatesi her daim güzel ama son dönem lezzet olaraktan bilmiyorum, bir değişikliği oldu. Ata tohumlarından yapılan bir ekim yapılıyor şehrimizde. Onun için bilmiyorum. Onu ben de gittiğim zaman tohumları karıştırmayın şefi. Yok yok yok, onu soracağım. Hüseyin şey olmuş. Ha, başka domates yemiş Çanakkale diye. Evet bence. Olabilir. Değil bence yani, Çanakkale Bey, domatesi başka... diye yutulmuşlar diyorlar sana yönetmenim, yoksa Çanakkale domatesi her zaman tatlı oluyor. Evet. Öyle yani mi şefim? Bunu, tabii ki bu coğrafi işareti alınmış borsamız tarafından Ziraat Odası. Bir sefer şunu söyleyeyim. Tarım İl Müdürlüğü'nde müdür hanım var. Asla ki şey yapmıyor. Katiyen böyle olumsuz bir şeylere müsaade etmiyor. Her şeyin kontrolünü yapıyorlar. Ziraat bölümü orada daha çok aktif. Onlar da kutluyorum. Görevleri çok iyi yaptıkları için efendim. Evet. Kıymetli izleyenlerim, zeminde kuzu etimiz var. Kuzu ön kol kullandık dedi kıymetli şefim Osman evet. Bey. Üzerine soğanlarımızı birazcık pişirilecek şekilde evet. Doğradık. Ve domateslerimizin kabukları evet. Soyulup ince ince doğranıyor. Hocam kabuklar soyulmuş olan domatesleri bu tarafa alabiliriz. Buyurun ben size ve doğruyoruz şef. Küp küp. Hepsini böyle bir harmanlıyoruz. Bir miktar tereyağı, zeytinyağı, Çanakkale biber salçası ve domates salçası ile birlikte... Hepsini şu an harmanlayacak mıyız şef? Evet efendim, harmanlayacağız. Ondan sonra güvece koyacağız. Hı hı. Bu yemeğin tarihçesinde kısa bir anlatalım izniniz olursa. Tabii ki buyurun. 1962 yılında Fatih Sultan Mehmet Han Çanakkale'ye geliyor. Çanakkale'de çanak çömlekçilik meşhur. Milattan 3500 yıl önce Turiye Antik Şehri'nde çanak çömlek yapılıyor efendim. Hı hı. Orada geldiği zaman hünkârımıza, padişahımıza et yemeği yapılıyor. Tabii biz biraz daha bunu modernizasyon yaptık. Nasıl yaptık? İşte biber domates ilave ettik efendim. Aslında tamamen lezzetlendirdik. Evet, evet, tamamen etten yapılan bir şey. Hı hı. Et, zeytinyağı ve tereyağı kullanılarak yapılan bir yemek efendim. Ama biz bunu biraz daha günümüz şartlarına göre modernize ettik. Yuvarladık. Biberler evet. Geldi. Okan evet şefimin elinden. Evet. Evet efendim. Şimdi çömleğimizi burada bir domates alıyoruz. Daha var şefim orada. Onu biraz altını ısınsın diye açtım ama ben. Evet, yanlış tamam. Mı yaptım? İyi yapmışsınız Serpil Hanım. Efendim bugün buradan önce kucak dolusu Çanakkale'ye sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Çanakkale geçilmez demiş atalarımız. Ay, evet. Kesinlikle. O kadar kıymetli ve güzel bir şehrimiz, şehitlerimizin yattığı ve gerçekten maneviyat olarak da evet, çok 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 oraya gittiğimde üst seviyede yaşadığım duyguları hissettiğim bir yer. Çok şanslısınız biliyor musunuz? Evet, Çanakkale'de yaşamak ayrıcalık. Çok bir ayrıcalık efendim. Yani. Çok büyük bir ayrıcalık. Gerçekten söylüyorum ben bunu şefim. Şu an bir harmanlama yaptık birazcık. Evet efendim. Bunu da bence alın şefim. Güzelce böyle kırmızı olsun. Ben seviyorum. Şimdi bizim bugün buraya gelmemize sebep olan Çanakkale Valimiz Sayın İlham Aktaş Beyefendi'nin çok, sizlere çok çok selamı var. Tüm Türkiye'ye selamı var. Biz de çok çok selamlarımızı gönderiyoruz valimize. Var olun efendim, inşallah en yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Çanakkale'yi bekliyoruz tabii ki sizleri yani etkinliklerde. Turya Festivali'nde Kültür Yolu Festivalimiz olacak efendim. Orada sizleri bekliyoruz. Şefim hepsini koymana gerek yok. Şeyse bunu koyalım. Ben evde de pişiririm. Bunu çocuklar hazır yemek düdüklüye evet atarım efendim. Ben. Düdüklü de pişiririm. Tamam. Evet kapatıyoruz bunun ağzını Okan şefim. Hiç sıkıntı değil. Vallahi bak şefimin elinden. Tuzumuzu, baharatımızı atalım. Atalım. Bence çok olmaz. Şefim. Yok. Karabiberimiz tamam. Evet attık efendim.
Evet efendim, koyduk kapağımızı. Burada kaç saat pişecek? Efendim bu biraz burada pişireceğiz, ondan sonra fırınımıza alacağız. Ben bunu evde pişireceğim. Fırın yolculuğu. Evet, fırın yolculuğu yaşayacağız. Yemeğim hazır. Takriben 45 dakikada hazır olacak bu yemeğimiz efendim. Arkasından otlu bulgur pilavımız var, sardalyamız var. Tereyağımızı ekleyecek miyiz birazdan? Atacağım, birazdan atacağım tamam. Efendim. Pişmesine tamam, yakın onu da atacağım şefim. Efendim. Tamam şefim. Şimdi neyle devam ediyoruz? Şimdi efendim... Şöyle bir masamıza geçelim masamıza mi? Geçelim. Ben onu size kısaca anlatayım efendim. Buyurun Okan şefim, buyurun Osman şefim. Çanakkale deyince dediğim gibi hem maneviyat hem tabii ki gastronomide ileri seviyede yer alan harika şehirlerimizden bir tanesi. Burada efendim Balıkesir de böyle mesela peynir çeşitleri. Evet efendim. Özellikle ön planda peynircilik değil mi? Evet efendim. Biraz bahsedelim. Şimdi Çanakkale'mizin peyniri, Ezine peyniri 3 çeşit sütten olmak zorunda çok efendim. Güzel. Yoksa 3 çeşit sütten olmuyorsa peynir Çanakkale peyniri Ezine peyniri değildir. Keçi, koyun, inek sütünden ortaklaşa yapılan bir şeydir efendim. 12 ayda olgunlaşması gerekiyor. Peynirimizin üzerinde coğrafi işaret olması lazım. Çanakkale Ezine peyniri coğrafi işaret olması lazım. Bu Ezine Peynirciler Odası Başkanlığı tarafından alınmış bir coğrafi işarettir. Ve yine Avrupa aşçılar Avrupa Birliği tarafından da coğrafi işaretimiz var Leyla Hanım. Güzel. Lezzetine baktınız. Muhteşem evet, şefim ben de bakıyorum. Ya. Harika. Hep yiyoruz ama bugün bir kez daha yiyelim. Özendirdiniz ben de yiyelim. Valla çok güzel. Ben çok seviyorum Ezine peynirini. Okan. Zeytinyağımız var efendim. Geyikli yöremize ait. Geyikli bölgesine ait. İçebiliyor muyuz? İçiyoruz. Ha, ben de içiyorum. Bak siz için. Çok yumuşak. Çok güzel. Harika, nefis. Zeytinyağımız efendim. Domatesimiz var. Çanakkale Ticaret Borsası tarafından alınmış coğrafi işareti. Zeytinimiz borsa var. Yönetimine ve başkanına teşekkür ediyoruz Abdullah Bey'e. Terpil Hanım, ah sen de iç. Sen başın geldi. Zeytinlerimiz yine başı Çanakkale zeytinleri efendim. Pirincimiz Biga yöresine ait. Evet. Biga yöresine ait. Zeytin, bu zeytine ben bayıldım şey. 800 ton rekolte elde edilmiş. Borsamız tarafından verilen bilgi budur efendim. Zeytin Ticaret Borsası Genel Sekreterimiz tarafından verilen bilgi. Zeytinlerimiz Çanakkale zeytinleri efendim. Bölge zeytinimiz. Bulgurumuz Ezine'ye ait. Ezine'ye ait efendim. Kapya biberimiz. Şu nedir şefim? Peynir tatlımız, ona da geleceğiz. Kapya biberimiz Yenice'ye ait efendim. Kapya Yenice'ye evet, ait. Yenice'ye ait. Yeşil elmamız evet, var. Evet. Bayram çöresine ait efendim. Bayram çöremize ait. Burada tahin de Bayramiç yöresine ait coğrafi işareti alınmıştır. Hemen efendim. Yanında domates reçelimiz var. Evet efendim. Of of of. Vermeniz ağzına bir tane. Kaşık atayım koydum mı? Oraya. Şöyle bir tadayım. Heh, içinde şey badem olanını at. Hop hop. Vallahi ilk defa domates reçeliyorum. Yemek üstüne tatlı gibi de verebiliyoruz biz bunu yani. Çikolata sosla yaptıktan sonra çok harika oluyor yani. Yemiştim tamam. Osman evet, çok harika oluyor yani. Unutmuşum. Şefim sen bir senede bir geliyorsun, biz senede bir gönderiyorsun. Unutuyoruz. Biz her zaman bekleriz efendim. 6 ayda bir ya da 2 ayda bir programdayız bundan sonra. Tamam. Salçalarımız, ben efendim, böyle biber çok salçası, biber salçası, Yenice'ye ait domates salçası, kadın kooperatifi yapıyor Kemal Köyü'nde efendim. Onların salçası, bir de kadın kooperatiflerimiz var. Ha, bir de şeyimiz de var evet, orada. Balımız. Ballarımız. Çanakkale balı. Tadına bak. Meşe balı Amerika'da birincilik ödülü almış. Bakayım hele. Bakın efendim. Temiz o kaşıklarımız ha. Yiyebilirsin. Neden Çanakkale balı çok önemli? Çünkü Çanakkale'nin %52'si ormanlık efendim. Evet, ormanlık olduğu için Nermin Hanım. Çok lezzetli. Keskin, yani güzel, evet, Kaz dağları var. Yüksek. Oradan dolayı alınmış. Yine çiçek balımız. Polipolis çocukların sabah enerji kaynağı yani bu enerjisi bitenlere çok büyük var. Enerji. Tabii hepsi bu, var bizde diyorsunuz. Evet, bunun yanında ne var? Polen var efendim. Taze polen bu. Tadına broşları, bakabilirsiniz. Broşları inanılmaz evet. Açıyor. Çocuklara müthiş bir enerji. Ay ne güzel baharat gibi. Dertlere deva, hastalara şifa çok dediğimiz gibi. Ya. Aslında ilaç kullanmadan evet. Bin bir derde deva. Evet, o efendim. Kadar çok ürünümüz var ki şehrimizin, ülkemizin her yeri taşı toprağa boşa altın demiyoruz. Evet, 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 evet. Bu konuda çok harikayız. Okan Beyciğim, siz efendim? De yiyorsunuz malum bu lezzetlerden belli oluyor. Biraz kilo yok, boyunuza göre uyumlusunuz. Az önce kıymetli eşinizle de görüştük Okan Beyciğim. Sizin vazgeçemediğiniz lezzet nedir burada baktığınızda? Benim en güzel Ezine peyniridir. Sabah kahvaltısında bir de geyikli zeytinyağımız. Çok iyi ya. Zeytinyağını her sabah bir çay bardağının yarısı kadar içersin.
İçini temizler, içindeki yaraları düzeltir. Eğer yaran varsa da zeytinyağını süreceksin i̇şte yaraya. Boş boşuna coğrafya işareti almamışsınız yani. Burada hem kendinizi içine hem dışına sağlıktır zeytinyağı. Değil mi? İlaç niyetine. İlaç niyetine. Bunu ilaç niyetine dedi. Sakın salatalarınıza koymayın dedi. İlaç soğuk niyetine. Sıkım ilk hasattır dibinden görüldüğü gibi. Tortusu falan çok. 10 kilodan 1 kilo çıkar. Harika bir şey. Peynir tatlımız var efendim. Bir de peynir tatlımız var. Koyun sütüyle olan peynir tatlımız. Bu da coğrafi işareti alınmış ürünümüz. Vallahi süper. Harika bir lezzet. Tadına baktınız mı? Onun da bakayım bari. Bakın tadına. Onu da bakayım. Gerek yok çatala Serp. Kirletme. Ben şuradan alacağım. Çok severim böyle. İyi ki evet, bu ülkede şimdi, yaşıyoruz değil mi? Evet. Harika bir yerde yaşıyoruz. Vallahi. Harika bir ülkedeyiz. Evet. Çok şimdi iyi. Neye geldik efendim? Çok iyi. Altına geldik efendim. Çanakkale'nin onu altını. Da bence biraz sonra bahsederim. Tamam. Hepsini üst üste vermeyelim. Altını bahsedeceğiz altını şimdi. Altını biraz daha. Evet. Altını özeldir şimdi efendim. Yemeklerimize geçiyoruz. Siz devam ben şöyle beynimi ekleyeyim geldim. Az sonra altın değerindeki harika bir güzelliğe geleceğiz şefimle. Sardalyemizi fırınlatacağız Serpil Hanım. Ha öyle mi? O niye böyle oldu kız? O dibi yağlandı ya ondan. Şey fırınlandı güveçimiz. Güveçimiz yeni tane. Aman 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 yanıyor yanıyor. Battaniyelerin malları burada efendim. Burası da bir nefes mutfağı. Duman altı olduk efendim. Tam taze güveç. Tam neden? Taz. Çünkü bizde göz var. Her şey var. Orijinal. Göz var bir de. Nazar. 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 Şimdi keçi peynirli sardalya. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Efsane bir şey ya. Keçi peynirli evet, sardalya. Efendim. Evet. Vallahi evet. Bak hemen gelsin malzeme listesi. Sadece 500 gram yaprak sardalya hepsini şeflerim getirdi Allah razı olsun. Zeytinyağı, tuz, karabiber. Sardalyamız hamsi gibi. Şimdi efendim, biraz denizin kuru fasulyesi. Biraz küçük tabii şu an mevsim itibariyle. Tam zamanı değil. Denizin kuru fasulyesi. Evet. Aa, çok güzel. 12 ay yiyebilirsiniz. Yaz döneminde asma yaprağında oluyor efendim. Şey oluyor daha güzel oluyor. Biz bu keçi peynirliği yeni çıkartıyoruz. Aman bakar mısınız nasıl koydu? Ne yaptı? Ortasına peyniri koydu. Sandviç gibi yaptı. Evet harika bir şey. Yani bu çocukların sevdiği tamamen bir balık. Onun için de çok çok güzel. Yok. Bak bak yakından çekelim mi? Aman 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 açtık kuru fasulyemizi. Denizin kuru fasulyesi dedi şefim. Kaçmaz balığın yakalarım. Balığın memleketi bir de ya ben evet. Seviyorum kaçayım. Bak sonrasında içine aldık kuru fasulyemizin ezine peyniri. Ben peyniri kalın kullandım. Peynirimiz bol o yüzden. Rahat. Şefim inceltti güzel yaptı. Bol ama. Senin elin titriyor. Biraz pinti. Evet onu istedim. Biraz pinti. Ama bana pintilik yapacak. Hayır, ben bu peynirsiz daha. Ben başka peynirli kahvaltı yapmam bundan sonra. Ya bizim peynirimiz gerçekten de Fransa'da ezine peyniri ismiyle satılan ben peynir. Veriyorum. Çanakkale hadi. Ezine şöyle peyniri bol bol yani. Yapalım. Evet ya. Sağlıktır. Sağlıktır ya. Hem deniz mahsulü. Nermin'in enfes mutfağında. Şimdi ekran başındakiler şaşıracak. Süt ürünüyle balık. Evet, evet. Ne nasıl? Oluyor? Olur çok mu? Harika yani. Oluyor mu diye tabii ki soruyorlar ama balığımız taze olduğu için balık oluyor. Balık taze, peynir taze, zehirleme evet. Olanı sıfır. Sıfır diyorsun. Hiçbir şey olmaz. Evet. Vallahi belli ha böyle maşallah. Kaya gibi olmuşsunuz. Biz burada İstanbul'a biz... atmışsınız. Senede çünkü... bir defa geliyorsunuz. Şimdi Serpil içeride az sitem etmedi. Şimdi sıra bende burada. Ha iyi dedim. Şükürler olsun. Çanakkale gerçekten de yaşanılacak bir şey. Tamam yani, biz de burada Müslüman kardeşiz. De, evet, arada bir sen bize bekliyoruz. Bunlardan gönderiver. Biz de gördüm, biraz sağlıklı. Evet, evet. Ben doğru. Gizli ettim. Evet. Nermin buradaydı. Ben açıkça söylerim. Bilir Serpil. Hiç tutamam dilimi. Ama kendim. İyi dedim. Şimdi benim sunucum iyi demedim. Olsun. Evet. Harika. Şimdi Çanakkale'nin ulaşımı çok nazardaydı. Valimiz selam gönderiyor. Bir davet etsin biz de bir gelelim. Valimizin ismi neydi? İlhami Aktaş Beyefendi. İlhami Aktaş Beyefendicim. Çok kıymetli valimiz. Biz de efendim selamımızı başımızın üstüne aldık. İnşallah en kısa zamanda davetinizi bekliyoruz. Duydunuz mu Serpil Hanım zilin sesini? Evet, i̇nşallah. Evet. Koşa koşa geliyoruz valimiz. Evet şöyle koyduk efendim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Efsane bir şeymiş ya. Balıklarım taze elinizi sürmüşken size halledi verin de. Evet. Biz fırınatarız Osman. Evet evet evet. Şimdi der ki yönetmenimiz Karadenizli olup der ki bizim diyor hamsimizle diyor daha iyi olurdu sanki diyor. Yok. Ben de dedim olmaz. Hamsiyle olmaz yani çünkü bu Çanakkale balığı, Çanakkale peyniri ikisi bir bütün. Aldın onun mı Hüseyin Hocam cevabını? Hüseyin Bey Çanakkale lezzetini yedikten sonra farkına varacak ama Hüseyin diyor ki hı. Ben de onu diyor böyle gıcıklığına söyledim diyor. Gıcıklığına söyledim diyor. Ben biliyordum diyor öyle olduğunu. Hamsi de bizim başımızın tacı. Evet. Öyle değil mi Osman? Evet, denizden evet. Gelen her şey sağlık. Balıklarım tazedir.
Gelip yiyip doysana. Vallahi çok güzel olacak bu peynirli. Bak ben balığı normalde sevmem ama ben böyle bunu yerim ha. Sen çünkü yaptın diye değil ama nefis oldu değil mi? İçinde ezine peyniri var çünkü. Evet. Ben ezine peyniri hastasıyım ya. Benim gerçekten. Batu'yla sizin aşkınız ne olacak vallahi bu peynirle? Çok küçükken hatırlıyorum böyle babam alırdı. Şimdi biz kalabalık aileydik. Babam böyle sert peynir gider seçer alırdı. Çok da güzel peynir seçerdi şimdi Allah için babacığım. Son bir tane hayatta sizi çok çalıştırdık. Olsun ben çalışmaya razıyım, sıkıntı yok. Şöyle hemen ondan hafif sonra üstlerine bir tuz ya da bir böyle bir kalıp koyarlar. Böyle çok yiyemezdik. Şöyle üstüne bir dakika. Evet. Kahvaltı anca bu kadar. Evet. Öyle kalıp yok. Evet. Önümüze koyulmazdı. Artık sen Ali Bey'i gönderecek. Tamam artık ben öyle kalıp yerim. Rahat yener mi? Boş ver. Tamam Serpil. Zeytinyağın orada şefim. Şöyle biraz kapatalım. Ha üstünü de mi kapatalım? Yanması tabii. Tabii. Peynirler yanmasın. Okan şef bütün püf noktalarını söyle benim izleyicilerim evet. Önümüz Ramazan yapsınlar yesinler. Of mis gibi olur. Vallahi bak kahvaltılık çerez gibi gider bu. Vallahi çerez gibi gider. Şimdi Çanakkale gastronomisi çok önemli bir yer evet. Kat ediyor, yol kat ediyor. Onun için biz de bu ürünlerimizi burada sunuyoruz. Ortak paydaşlarımız Çanakkale şöyle 18 Mart Üniversitesi rektörü Sayın hocamızla o da çok gastronomiye önem veriyor. Gastronomi öyle bir bölümüyle beraber çalışıyoruz. Ne güzel valla. Gastronomi akademisi açtı şimdi. Evet. Dardanos yerleşkemize. Orada beraber eğitimler vereceğiz. Vallahi helal olsun. Bence de veririz. Yani sizleri. Tabii ki. Eğitimleri. Üstüne biraz. Size. Ben de geleceğim. Ben de workshop yapacağım. Buyurun. Çok sağ olun. Ben de workshop yapacağım. Geleceğim Serpil'le. Yeter ki davet edin bizi siz. Biz de gelelim bu güzellikleri yerinde inceleyelim. Ulaşım çok kolay. Sayın Cumhurbaşkanımız bize çok büyük bir jest yaptı. Köprümüzü yaptı. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Uzun ömürler versin Sayın Cumhurbaşkanımıza. Amin. İnşallah efendim. Onun için de kendisine minnettarız. Başımızdan eksik etme. 2 saat, 3 saatte buradan. Akit böyle. Çanakkale'desiniz. O ne kadar sabah güzel oldu ya. Vallahi. Öğlen yemeğini akşam gel. Eskiden Çanakkale'ye gelirken böyle vapur köprü, bekliyorduk. Evet, vapurla evet. Gidiyorduk. Oradan iniyorduk. Şimdi köprüye basıyoruz. Evet. Aynen akıyor evet. Gidiyor. Bırakasın direksiyonu git. Değil mi ne kadar? Evet. Ay. Yani, vallahi efendim şöyle söyleyeyim. Biz. Ülkemize zeval vermesin Allah. Gerçekten Nermin'in Enfes Mutfağı ailesi olarak bütün şehirlerimizin yanındayız. Biz gastronomiye gerçekten gönülden destek verenlerdeniz. Evet. Çok kıymetli hanımefendi biliyorsunuz Emine Erdoğan'ın evet. Türk Mutfağı kitabını evet zaten çok keyifle yayınımızda da zaten birçok tarifini deneyerek paylaştık. Ve en önemlisi de sıfır atık projesinin de içinde bulunduğu. Evet Emine Hanım'ın o projelerini çok destekliyoruz biz efendim. Evet yani çok güzel bir öncü evet. Gerçekten biz de onların arkasından nacizane elimizden ne geliyorsa evet. Değil mi şefim? Evet efendim. Her daim tam destekliyorsun. Şimdi sonuna kadar. Otlu bulgur pilavımızı yapacağız efendim. Yöremize ait otlar hindi bağ şevkede bostan kazaya sultan otu. Bak gel evet. Okan şef sen de gel. Bunları ben arka bahçeden toplayıp geldim evine. Hele gel şefim. Evin arka bahçesine toplayıp geldim. Sen evin arka bahçesine. Ne şanslısınız o kız kandırıyorsunuz beni valla. Şimdi bak. Sadece şu eti çıplak elle ellemeyelim. Isırgan. Bu ısırgan. Evet, ısırgan efendim. Babam bunu şifa olsun diyor yerde. Evet tabii ısırgan çok faydalı. Ebe gibi ısırgan. Yaralara sürdüğün zaman fokur fokur kabartıyor ve bir anda geçiriyor. Üstüne biz zeytinyağı pişirecek onu. Yaralara. Tabii. Şimdi bu bostan. Şevket'i bostan. Bunun soğuk salatası da oluyor. Yemeklerin içinde de oluyor. Harika. Serpil az önce bunu böyle dürüm yaptı yedi. Her şeyi yiyor. Gözümden kaçmadı. Üstüne limon tuz. Bu iki katıydı. Serpil hepsini tüketti. Sıfır ya atık vallahi Serpil. Ben... Valla evinize bir tane Serpil alın. Sıfır atık projesine destek. Hiçbir şeyi çöpe atmazsınız. Evet. Anam bir Serpil iki. Ama bir şey söyleyeceğim Nermin. Allah sen bir tuz yiyip yer misin? Sen sıfır atıksın. Serpil bir tuz yiyip yer misin? Yok yeme dur kalmayacak dur. Anlatıyor. Çok güzel. Bu ne? İndi bağ otumuz. İndi bağ otumuz. O yandaki... soğuk olarak deniyor. Gelincik derler. Gelincik. Yöre yöre değişebilirler. Ay gelincik tamam bak gelincik. Tam nazik ve kibar ince evet, dallı. Ya bakar mısın? Taze taze. Getir kıvır hemen kıvır yenir kıvır. Yenir mi bu? Tabii vallahi ki. Vallahi yiyeyim. Öyle ot yemem biliyorsun normalde. Tabii ki. Sanata hazır sen beni dinle bak hiç pişman olmasın. Gelincik çılgın aşkım benim. Öyle bir şarkı vardı. Atıver. Ha, bak. Vallahi güzel. Evet. Harika bir şey. Yıkadın değil mi bunları? Tabii ki. Sirkeli suda bekledi. Hepsini yıkadık ki şeydi. Kavuracağız. Çok güzel yalnız kimse güvenmeyip de direkt özüm. Ay çok güzelmiş. Tabii. Serpil bak. Vallahi şef. Bunu sabah kahvaltısında da yiyebilirsiniz. Peynir, zeytin. Tamam eve ben sana kargo yapacağım. Tamam. Sen o bahçeden söyle. Tamam. Neydi eşinin ismi? Özge. Özgeciğim bana böyle bir kargo tamam mı annem?
Hep abla notları gönder. Yoksa tamam. Yoksa senin koca unutur. Buraya çıkıyor yayına, seneye bir sene sonra gönderir bize. Bir de Nermin bana diyor ki, geçen sene bu dün gelmişiz. Bir gün, bir seneye geçmiş bak. Nasıl denk gelmiş o? Evet. Geçen sene bir gün öncesi biz derermiş. Aradım kaçmasaydı daha önce. Altına gidelim mi bir? Evet. Altın diye gidelim mi? Evet efendim. Sonra bence abi. Üçüncü tarifle. Tabii. Hı. Gel Okan şefim. Geldim. Şimdi bak altın. Bunları sanmayın ki boynumuza takacağız. Bunlarla içten vücudumuzu besleyeceğiz. Şimdi Urfa'nın fıstığıyla yarışır mı bir kere, onu bir söyle bakayım hele sen. Şimdi bizim... Anket yapacağız. Urfa'nın mı, sizin mi? Şimdi Çanakkale'nin fıstığı efendim, ben anlatayım bunu izninizle. Buyurun. 500 ton rekolte elde edildi bu sene. Maşallah, çok var. Yalnız burada Sayın Valimizin gerçekten çok büyük emekleri var, İlhami Aktaş Beyefendi. İlhami Bey'im. Evet. Buna çok değer veriyor, hep önem destek veriyor fıstığımıza. Tüm ürünlerimize veriyor ama bu bizim altınımız olduğu için. Altınımız. Ayvacık, Ahmetçe Şap Köyü'nde şu an ağaçlara... Yabani ağaçlarda aşılattırıyor Sayın Valimiz. Takip ediyorum. Aa, bilakis bu kavrulmamış. Taze bu kavrulmamış. Taze minicik bebek. Şimdi biz bunu Antep'e satıyoruz efendim. Antep'e satıyoruz. Yeşilliği çok güzel bunun. Bunun rahyası, bunun lezzeti, bunun görüntüsü çok çok harika. Yani satıyoruz baklava yapılan, baklavadan çok lezzetli bir ürünü elde ediyor. Üzerine de fıstık sarmada daha bir lezzetli. Rengi açısından, evet, rengi açısından ve lezzeti açısından. Çünkü nasıl lezzet coğrafyası açısından... Coğrafyası farklı ikisinin, evet, değil mi? Bizim denizimiz var. Denize 10 kilometre. Deniz havası alıyor ve Kaz Dağları'nın... Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bir Kaz Dağları var. Kaz Dağları'ndaki oksijenden dolayı efendim... Bu fıstığımız bizim. Altın fıstık. Altın diyoruz biz buna. Yani diyorsun ki, evet, Urfa bizden alıyor. Herkes bizden alacak yani bundan sonra. Biz nedir? 500 ton rekolte az bir şey değil efendim. Valla İlhan Bey, tebrik ediyorum. Evet. Nasıl güzel destekliyor. Gerçekten de bak. Valimiz şehrimize gelmiş en iyi bizim yöneticimiz. Kendisine minnettar olsunuz, varınıza teşekkür ediyoruz. Böyle bizlerin bugün inşallah başımızın şahsını olsun. Efendim 400 TL gibi bir rakam şu an çiğsi yani. Altınla yarışıyor. Evet. Çiğsi. Evet efendim. Gramla yarışıyor. Evet. Bu, ama bu şekilde iç olduğu elimde zaman. Elimde altın taşıyor. Daha da artıyor. Boşnak kızı deyince altın gelir akla bak. Altından bak. Daha kıymetli bence şu anda. Balıklarım tazeydi. Altından mı kıymetli? Tabii canım. Tamam Serpil, bunu benim borçaya koyuyorsun. Ben masadan bunları alıyorum. Bizine peynir olmadan olmaz Serpil bunları. Ben halledeceğim sana tatlı. O şeyi yediniz mi siz? Tahin helvamız bayram içeresine ait. Bayram içeresine yapılıyor. Ay tadına baktı. Biliyor musun? Kırılması çok değerli. Ya bir şey söyleyeyim. Benim hocam ya. Bak çok kötü. Düşman mısın? Ben çok seviyorum. Bunları getirdiniz. Ben şimdi gider gelir yerim ya. Pilates de yapıyorum, boşa gidecek. Serpilim yesin. Yok ben yemem. Ben yiyeyim bari, ben yemeye dayanamam. Siz de yiyin de Nermin Hanım görsün halkımız. Ben yedim az önce, yine yiyeyim. Bir daha yiyin. Görsün halkımız. İyi. Yiyorum ben. Bu üç yüzü. Ben böyle yedim küçükken, tuzlu peynir yiyeceğim. Turşu gibi tatlının siz arkasında. Siz o kadar yemeğe nasıl kül almıyorsunuz? Bunun formülünü bana da söyler misiniz? Bugün yiyeyim. Biz çok yemiyor. Kısa bir araya gidiyoruz. Ha, ne oldu ki? Hadi yeter dediniz. Çok güzel. Şimdi bu biz altın. Çanakkale şehri olaraktan birçok gastronomi şehrinden daha öndeyiz. Muzaffer, sen buna sahip çık, tamam mı? Nefis bir şehrimiz, evet, var. Bir tane balığımız var. Çıkıyor ya Muzaffer. Etimiz Muzaffer var. Muzaffer mi? Muzaffer, Allah sana uzun ömür versin. Onu bilmiyorum, onu kaçırmışım. O mu Muzaffer? Çok güzel. Beğendiniz değil mi? Vallahi burada 3 kilo aldım, yarın pilateste 2 saat yapmam lazım. Evet. Çanakkale bir aşktır, Çanakkale bir sevgidir, Çanakkale bir bağımlılıktır. Çanakkale aşk, kesinlikle kabul ediyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sizin peynir tatlısı peynirle yendiğinde çarpı 2 güzel oldu. Evet. Şu an onu hissettim. Evet. Damak zevkime güvenin şefim. Bizlerin bugünlerde burada olmamıza vesile olan, yani mesleki anlamda hanımlara çok teşekkür ederim, size de. Ben buradan sizin aracınızla eşim sevgili Durda Hanım'a da teşekkür ediyorum. Bugün Durda o iş yerinin ismi? Başında, evet. Durda Hanımcığım, öpüyorum sizi. Biz de buradayız ve yine kendi çalışma arkadaşlarım var. Kurumumda, iş yerimde o arkadaşlarıma da sevgili, çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar destekliyor beni. Biz bugün buradayız. Tüm Çanakkale halkına selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Selam olsun Çanakkale'mize tekrardan efendim. Dönüşte yapacağız ama ben bir malzemeleri saymak istiyorum.
Çanakkale'mizin eşsiz lezzetlerinden, anneanne babaanne tariflerinden bir tarif daha efendim. Otlu bulgur pilavı. Otları dağlardan topladıktan sonra bu otlar tencerenin içerisinde nasıl lezzetleniyor? Çok kıymetli şefim Osman ve Okan şefimle birlikte sizlerle paylaşacağız. 2,5 su bardağı bulgur, 3 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber, karışık otlarımız var. Hindiba var, şefketi bostan var, pazı ısırgan otumuz var. Peki o ısırgan otu elleri yakmamak için ne yapacağız? Eldiven takıyoruz. Eldiven giyeceğiz. Eldiven. Eldivensiz olmuyor mu? Olmuyor. Olur. Isırıyor yani, elinizi. Kaşındırdıktan sonra bol sirkeyle yıkayacağız. İyice öyle yıkayacağız. Mi? Tabii, sirke de çok mu? Önemli bir şifa kaynağımız. Bir tane Çanakkale şeyimiz var mı böyle mırıldanalım? Çok güzel oynuyordu bunlar. Şimdi aklıma geldi şeflerim. Biz kapı gıcırtısını bile oynuyoruz. Yapmayın bana böyle. Azıcık tutamıyorum kendimi. Okan şefim. Azıcık bir müzik. O zaman beraber Çanakkale oynayacağız. Osman şefi. Ben sadece Osman şefi burada alkış. Evet, alkış. Biz yeni gelin gibi süzülüyorlar. Şimdi yeni gelin gibi süzülme derler. Bunlar yeni gelin gibi süzülüyor. Biz böyle yeni gelin. Biz artık iki tane çocuk doğurmuş. Gelecek mi reji? Geliyor mu? Lapseki. Yalnız rejinin bu sessizliği beni benden alıyor bazen. Lapseki Çeşmesi. Lapseki Çeşmesi. Evet. En güzel oynaması. Ne lap? Lapseki Çeşmesi. Lapseki Çeşmesi varmış. Bir tane daha bir şey söylemiştin arada. Dikkatimi çekmişti. Şarkının sözleriydi o. Şarkının sözleriydi o. Söylesene o şarkının sözünü. Hadi ne olur. Şimdi şarkının sözlerini çıkacak. Ne diyeyim? İki kara aldı bakamadı berduş diyor. Çok iyiydi ya. Diyorum ki o neymiş öyle, nasıl bir şarkı? Gelecek mi Reşe Hüseyin hocam? Gülşah Hanım bir sabah ses. Sabah sınırda bekliyoruz şu anda. Ya hazır lan. Ha, biz hazırız. Ben sesinizi duymuyorum herhalde değil mi? Yok zaten gelmiyor. Zaten ses de yok. Gene yok. Ne? Reklamdan sonra mı yapalım? Tamam o zaman reklamdan sonra. O zaman şöyle yapalım. Kısa bir araya gidiyoruz kıymetli izleyenlerim. Kısa bir araya giderken sizleri dönüşte efsane bir güzellikle karşılayacağım efendim. Herkes evde burada bekliyoruz. Çanakkale'mizin eşsiz güzellikleriyle çok kısa bir ara. Bizi takipte kalın. İlk şifremiz efendim. İlk şifremiz Çanakkale. Oh be. İçimden geçelim. Oyuncularından bir tanesi Okan Bey de yani kapı gıcırtısına hakikaten oynayacak yani. Gerçekten öyle. Otlu bulgur pilavı yapacak Çanakkale'mizin eşsiz lezzetlerinden bir tanesi. Buyurun şefim başlayalım, evet. Malzemeleri vermiştik. Otlu bulgur pilavımız. Ben bu arada yayın arasında mesajlar geldi. Fransa'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan, Londra'dan bizleri izliyorlar şu an. Selamlar var arkadaşlarımız. Biz de onlara selam gönderiyoruz. Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Sayın Abdullah Deniz Beyefendi de sizleri Çanakkale'de misafir etmekten onur ve mutluluk duyacağını söyledi. Sizleri Çanakkale'ye davet ediyoruz. İnşallah başımız gözümüz üstüne Allah'ın izniyle biz de geleceğiz. Az önce Sevcan Hanım'la da Ticaret Odası Başkanı değil mi? Genel Sekreteri Sevcan. Genel Sekreteri'yle de görüştük. Allah nasip ederse davet ettiler. Kopacağız geleceğiz. Geleceğiz evet. İnşallah. Çanakkale dediğin şurası zaten. Bir koşu oradayız Allah'ın izniyle. Atacağız geleceğiz. Evet efendim, soğanlarımızı şu an kavurdum. İstiyorsanız yayın çakışı bile gidebiliriz. Her zaman hazırız. Cansınız. Ben geleyim bahçeden otlarımı kendim toplayayım. Ece ezlerinden abi. Evet. Evet.
Evet efendim. Şimdi Yazın Serpil Hanım gelmişti bize ziyarete. İş yerinde geldi. Durdu Hanım'la tanıştı. Evet. Durdu Hanım'la diyor ki Nermin Hanım'ı bekliyoruz diyor. İnşallah. Beraber yemek yapalım diyor. Ben İnşallah. Dedim, büyük bir keyifle. Her şey zeval olmaz söylerim dedim. Allah razı olsun. Neydi Duygu Hanım mı? Durdu. Durdu Hanımcığım inşallah. İnşallah. Efendim ne yaptık? Soğanımızı doğradık. İntepe soğanımızı doğradık. Ayçiçek yağımızı koyduk. Tereyağımızı koyduk. Tekrar üzerine zeytinyağı koyacağız bulgur piştikten sonra. Şu otlarımızı şu an kavuracağız. Okan Ustacığım otlarımız Gelin. Yeterli. Ne kadar yeşil o kadar şifa. Neye? Dur şuraya alacağım şefim ben de. Yani şefim güveç ne durumda bu arada? Güvecimiz bir 10 dakika sonra pişecek. Bir fırına göndereceğiz. Oo aman. Göndereyim mi şimdi evet. kalsın. Birazcık daha bekle. Bu güveci yapan Hande Gürbüz. Hanıma da teşekkür ediyorum. O Ama bize ya. Hediye etti. Kendisi yapmış Hande Gürbüz. Çok güzel. Selamlıkçı arkadaşımız. Çok güzel bir güveç gerçekten. Evet. Serpil Hanım şimdi fırına gönderecek. Yo, birazcık daha şurada kalsın. Pilavı buraya alacağım. Muz eti olduğu gerçekten. İçin malum çok kısa sürede pişiyor efendim. Diğer yandan da otlu bir bulgur pilavı hazırlıyoruz efendim. Çanakkale'mizin. Müthiş şifa içinde hepsi karışık. Dağlarından toplanmış mis gibi otlarla. Anneanne babaanne usulü. Bol balat. Çok pintisin sen at bol balat. Osman Şef öyle değildi. Ne oldu buna o karşı? Yok efendim şu an... Tenceresi otimizde, küçük gelecek evet. adamın. Ben onu yani anladım. Yoksa ben bulgurumu da çubuk ama otumuz çok oldu mu tencereyi çeviremiyoruz. Gördüğünüz gibi otlarımızı kavuruyoruz. Burada sıcak ot kavurması olarak da verebiliriz bunu. Aynısı yemek de olarak da yapabiliriz. Yani. Evet. Vallahi bunun üstüne yumurta kırıyı. Değil Yapacağız mi Okan Şef'im? Kavuracağız. Siz isteyin biz her şeyi yaparız. 5 dakika sonra da o tamam. Cansın ya. Valla bu arada az önce Okan Şef'imin kızı ekranda bizi izliyor. Neydi ismi? Oğlum Can. Oğlum güzeli. Saçları uzun biraz. Saçlarını uzatmışsınız. Ben kız sandım. Canmış. Oğluşum çok özür dilerim. Babayı görünce bir heyecanlandı. Evet kız güzelliği var çocukta maşallah subhanallah. Babayı görünce bir heyecanlandı. Böyle ekrandan fırlayacak gibi oldu. Burada Can'ı öpüyoruz. Can'cığım. Bir dahaki sefere babanla seni de bekliyoruz. Evet efendim otlarımızı kavuruyoruz evet soğanlarımızla efendim. Tereyağımızı da içerisine ekledik. Tuz, karabiber ve pul biberimiz var o en son aşamada devreye girecek. Evet. Güveçteki yemeğimiz efsane bir şekilde efendim pişmeye devam ederken bir sonraki tatlımız aman yarabbim dedirtecek bir tatlı. Efsane bir tatlı ama sürpriz. Çıtır sardalyamız da var. Onun en sonunda söyleyeceğim. Ha bunu var. Aslında bu sardalyayı bugün Ozan arkadaşımız vardı. O bizimle gelemedi Nermin Hanım. Evet. O şefimiz de gelecekti. Ozan şefimiz gelemedi işi çıktığı için. Çıtır sardalya onun çocuklara yapmış olduğu bir tahrana. Tahranayla mı yapacağız? Evet efendim tahrana. Unluyor gibi. Evet. Aman, biraz da un atacağız içine. Aman. Yaprak sardalya yapacağız efendim. 250 gram toz tarhana. Biraz un, biraz 500 gram sardalya, tuz, karabiber, ayçiçek yağı. Bu kadar. Vallahi bak yaprak sardalya. Şefim tavanı mı kızartıyoruz? Evet yağda. Bugün menüler bizden. Bak bulgur pilavının güzelliğine bak hocam. Hepsi çocuklar için çok sağlıklı yemekler bunlar. Bütün çocuklara, ailelere tavsiye ediyoruz evet. bunları. Fast food ürünlerinden vazgeçin. Değil mi? Yemin yedirmeyin. Evet. Çocuklara fast food yedirmeyin. Okan biz bir şey unuttuk. Neyi? Müdürüme teşekkür etmeyi. Bizim şeylerimizi yapan, sosyal medyada yardımcı olan. Kim müdürüm? Alparslan müdürüm. Alparslan Bey'e çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Alparslan Bey'e. Alparslan Bey'e de teşekkür ederiz. Alparslan Bey teşekkür ediyorum Nermin Hanım da. Tabii sosyal medya önemli. Tuz, evet. karabiber. Evet efendim atıyoruz. Biraz pul biber. Hazır. Evet efendim. Bulgurumuz ezine bulgur. Karakılçık buğdaydan efendim. Ne var? Karakılçık buğdayından ezine bulgurumuz. Hmm. Ezine bölgemiz. Karakılçık buğdayından ezine bulgur. Evet efendim. Wow. Şimdi buraya gelirken iş yerimizden de izin alıyoruz tabii. Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Müdürümüz Hilmi Bey'e, Mustafa Bey'e, müdürlerimize teşekkür ediyoruz. İzin verdiler mi? Tabii ki. Her zaman destekçimiz diyorlar. Nermin Nefes Mutfağı'na gidiyoruz deyince bir şey dediler mi? Doğru söyleyeyim. Sonuna kadar izin istediler arkadaşlarımız. Allah razı olsun. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Var şimdi olun. Ben buradayım. Öbür arkadaşım orada çalışıyor çünkü. Olsun, olsun. Kime bulgur bakar, suyu kim kaldırır yer? Yani. Bulgur suyu kaldırır, suyu bol veriyoruz. 1'e 2 oranında genellikle. Evet. Çanakkale'mizin meşhur otlu bulgur pilavını hazırladık ve demlenmesi evet için pişmesi için kapağını kapatıyoruz.
Bekliyoruz efendim. Az önce saydım ama tekrardan bir malzeme listesi gelsin. Ben çok acele ettim. Heyecanlandım tarhanayı görünce. 250 gram toz tarhanamız var. 500 gram sardalyamız var. Tuz, karabiber ve ayçiçek yağından oluşmuş çok az malzemeyle efsane bir sardalya yapacağız. Biz buraya 2 yumurtayla 1 su bardağı kadar un da ekledik. Ekranda olmayan listede 2 su bardağı un ve 2 adet yumurtamız var efendim. Evet. Kıymetli izleyenlerim. Un ve 2 yumurta sarısı, 2 yumurta eklendi. Yani bakalım şeyinde de tarhana nasıl güzel olur acaba? Çocukların çok sevmiş olduğu bir balık. Bunu Ozan arkadaşımız, şefimiz hep yapıyor kendisi. Kendi spesiyeli. Kendi spesiyeli. Tarhanayla unu yapmış. Onu da kutluyoruz ama şefimiz bizimle beraber olacaktı. İşlerden dolayı olamadı. Tabii her işte bir hayır vardır. Bir karıştırma kabı alabiliriz. Bakalım şefimiz kadar yapabilecek miyiz? Evet. Tabii. Şimdi efendim. Tabii yumurta sarısını alıyoruz içinden bunun. Yumurtaları da böreklerin üstüne kullanacağız. Bu farklı. Birazdan yumurta sarısına farklı bir şey de kullanabiliriz. Ha, yumurta sarılarını ayıracak mıyız? Ayıracağız. Şimdi onu alalım, biz otları kavuracağız ya. Evet, onu kullanacağız ben. Ah, ona getireyim ben. Dur. Şu kabımı şey ettireyim. Kabım kalmamış. Hemen geliyorum. Mutfakta hiçbir şey ziyan olmuyor. Evet. Birazdan yumurta siz... sarılarımızı aldık. Ot kavurması dediniz. Ot kavurmasının içine ekmeği bu arada bol damlayacağız. Tamam. Yağlı pilatesi biraz fazla yapın. Tamam, öyle yapacağım. Tamam. Ben baktım, ot çok fazla, şefim kavuracak. Nermin Hanım, bir şehrin gastronomisi çok önemli. Çünkü... siz seyahat etmek istiyorsunuz, bir şehre gidiyorsunuz. Evet. Şehre gittiğiniz zaman seyahatte cebinizde 100 lira varsa bunun 35 lirasını gastronomiye, yeme içmeye ayırıyorsunuz artık. Evet. Çünkü bir de nerede ne yiyeceğim diye düşünüyorsunuz. Onun için de bizim Çanakkale lezzetlerimiz çok çok harika. Evet. Biz şimdi Sayın Valimizin ve Ticaret çok Sanayi Odası'nın... Çok kısa bir anlatalım mı? Tabii çok ki. Çok kısa bir yemeği süreci sordu. Un... Tarhana, Ozan ustamızın kaynanası yaptı bunu, el yapımı tamamen. Tuz, karabiber ekledik. Evet, o kadar. Zeytinyağı. Ve zeytinyağımızı koyduk. Evet. Yumurta beyazımız. Yumurta beyazımız. Birbiri tutsun, harç yapsın diye. Çok bir çikolatayı alabilir miyim Serpil Hanım? Hemen ikinci çekmecede. Hemen geldi. Serpil Hanım da yormuyorsunuz bu arada. Hemen kendi işiniz kendiniz görün diyor. Yok, Serpil'i yormayalım. Şöyle güzelce çırpıyoruz. Un, tarhana, tuz, karabiber, sıvı yağ ve 2 yumurtanın akıyla birlikte. Biraz da açmak için su koyacağız. Biraz bulamaç yaptık. Burada da bu biraz... pane harcı gibi. Yetermiş. Evet. Pane harcı gibi bir harç yaptı şefimiz. Şöyle enteresan kısmı içerisinde şöyle tarhananın olması. Sardalya ile tarhananın uyumunu çok merak ediyorum. Bu herhalde fazla. Evet. Yok, onları da balıkları unutacağım. Dışarı harç yapışsın diye. Tamam şefim. Şimdi şöyle bir şey. Gerçekten ben çok merak ettim dedim. Bu yöresel bir lezzet değil. Bu Ozan ustamın kendi tarifi. Kendi tarifi. O bugün gelemediği için bana kaldı. Çocuklara sevdiklerinden yedikleri bir menü olduğu için bunu özellikle ısrar etti. Bu şekilde yeterli mi? Evet, biraz daha çıktık. Kıymetli izleyenlerim, aşağı yukarı 2 yemek kaşığı tarhana, 2 yemek kaşığı un, tuz, karabiber ve bir miktar sıvı yağını güzelce çırptıktan sonra sardalyalarımızı görmüş olduğunuz üzere ikiye kapatıyoruz. Ve ben hazırlıyorum, şefim döndürüyor. Kapağını şöyle ikiye kapatıp bak şöyle böyle kalsın. Üst üste gelecek şekilde koyup unlamadık. Biraz unluyoruz. Unuttunuz onu arada. Sen unuttun bence, ben unutmadım. Ben sana hatırlattım bunu. Unuttum, yapmadık. Yaptın mı? Unmadım ben onu. Tamam o zaman. Anlaştık. El çabuklu. Ben şefime 2 tane balığımı kapatıyorum. Vallahi bunu Ramsi gibi he. Şimdi sardalya balığımız Ağustos, Eylül, Ekim'de daha güzel olur. Ama 12 ay çıkıyor. Tabii Ağustos ayında yağlandığı için, havyarlandığı için daha güzel olur. Denizin yani, kuru fasulyesi. Tabii. Vallahi sevdim bu yani muhabbeti. Ağustos ayında yani yediğimiz zaman, yağlandığı zaman. Çocuklara sağlıklı bir besin. Vallahi ben yapacağım bundan. Aman aman diyeceğim. Bunu denizden çıktığı gibi hiç pullarını temizlemeden, içi pisken hemen hafif tuzlayıp ızgarada. Değil mi? Of, lokum gibi değil muhteşem. Mi? Muhteşem. Aman. Var ya şefim, harikasınız ya. Vallahi bak. Biz bunu kılçıklarını alıyoruz. Taze asma yaprağına sarıyoruz. Ay çok güzel olur o da. Asma yaprağını da birlikte yiyoruz. O
İçindeki tuzu, suyu, her şeyi asma yapan ona geçiyor. Bak dersinler bir şey. Hiç tuz, baharat, hiçbir şey kullanmıyoruz. Tabii. Bak sana yardım ediyorum. Teşekkür ederim. Bak, bugün sizi biz çok çalıştırdık. Olsun, senin canın bizim sağ olsun. Bir şey var mı? Çanakkale söz konusu olunca vazgeçilmez bizim Çanakkale'miz. Hemen Nermin kolları sıvar. İşte sıkıntı yok. Serpil Hanım içtikten sonra çevirebilirsek ya dostum. Aman aman ben aman. Çalıştırdım mis abi. Gibi kokularla şu an stüdyo lezzetlendi resmen. Yemin ederim ya. Bu Çanakkale'mizin ya? En kıvırcık kuzusundan güvecimiz, boğazımızdan sardalyemiz. Ya kıvırcık yani, kuzusu değil mi ya? Şuna bir bakar mısın? Çok iyi gözüküyor şu an. Çerez böyle gibi bir yani. Bu geldi. Tabii. Hatırlıyor musun? Özbekistan'a gitmiştik, şöyle çerez gibi bir şey getirmişlerdi. Şu an gözüme o geldi Serpil. Aa şey kaburga. Ha atıyor çekirdek yiyorduk. Evet. Özbekistan'da. Kaburgadan böyle yapmışlar şefim. Nefis bir şeydi. Harika. Özbekistan'da. Şimdi az önceki şeyim olsun. Yarım kaldı, onu ben izin verirseniz anlatayım. Tabii buyurun şefim. Çanakkale gastronomisi önemli demiştik. Çanakkale gastronomisinde şehrimizin belirli iyi bir lokasyonunda Sayın Valimiz önderliğinde Çanakkale Ticaret Sanayi Odası Selçuk Semizoğlu beyefendinin de destekleriyle Çanakkale evini kuruyoruz. Oraya gelen misafirlerimiz hani Çanakkale lezzetlerini nerede yiyeceğiz diye aramayacak. Çanakkale biz, evi. Evet, lezzet Çanakkale evi. Gastronomi evi. Yani Çanakkale'ye gelen misafirler Çanakkale yemekleri. Yok muydu sizde? Bizde yoktu efendim. Onu kuruyoruz. Bence çok güzel olmuş. Ticaret Sanayi Odası önderliğinde. Helal olsun. Vallahi çok iyi olmuş. Selçuk Semizoğlu Bey de bu konuda destek veriyor. Konya'da gitmiştik galiba değil mi Serpil? Alanya'da. Çok güzel bir evdi. Konya'ya da gitmiştik ya. Onun oradan senle yoktum ya bilmiyorum. Sen biz kendimizi durduramıyoruz. Yapın sizi. Alıyorum ben şimdi pişenleri. Şu güzelliğe bakın. Tam altın sarısı. Tarhana orijinal. Balık taze. Vallahi çok daha iyi. Ne olsun? Tamam yeter herhalde bunlarla. Biz bir iki tane daha yapalım. Yeriz ondan sonra. Yeriz mi? Yarın sporu fazla yaparsınız artık siz. Benim şive biraz Çanakkale şivesini tam andırıyor. Abi sen birazcık Trakyalılara da böyle bir tabii. Kayıyor dedemler, gibi. Dedemler babamlar Bulgaristan göçmeni. Öyle mi? Ama doğma büyüme Çanakkale'lis tabii. Oo. Selam olsun. Herkese bizi izleyen ülkemin, dünyamın her köşesinden şu an ekran başında Beyaz TV izleyen izleyicilerime kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten tamam. Buradaki farkımız bizim. Bu kadar seviliyor olmamızın nedeni hem yöresel lezzetlerimize vermiş olduğumuz emek hem de tabii ki siz değerli şeflerimizin bizlerle olması. Evet efendim, balıklar hazır. Sardalyalarımızı hazırladık. Ekran başını yeni açmışsanız özetle geçiyorum efendim. Biz nasıl bir sos yaptık bu sardalyalar için? Yaklaşık 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı, nereye bakıyorum buraya mı? 2 yemek kaşığı tarhana, toz, karabiber, çok az miktarda teşekkür ederim sıvı yağımız vardı. Ve sonrasında güzelce çırptık, karıştırdık. Tarhanayı biraz daha ara ara ekleme yaptık. En son aşamada efendim 2 tane sardalyamızı böyle üst üste getirdik. Una buladık. Una buladıktan sonra tekrardan hazırlamış olduğumuz o güzel sosumuzla buluşturup bol yağda kızarttık ve şuna bakar mısınız? Bu nedir ya? Altın. Bu nedir? Boğazın altını. Sağlık. Bak. Duyuyor musun sesi? Serpil bu ne biçim bir şey olmuş. Aman yarabbim. Afiyet olsun canım benim. Serpil. Tatmalısın. Tarhana bunu başka bir yere götürmüş hocam. Benimiz gelsin tatsın bakalım şimdi bunu. Şeyimiz de hazır. Karadenizli yönetmenimiz. Hazır çık. Balık mı? Evet. Yönetmenimiz gelsin baksın. Karadeniz'in hamsisi mi, Çanakkale'nin sardalyası mı? Çanakkale'nin sardalyası mı? Karadeniz'in hamsisi mi? Bana böyle çıksın. Var mısın yok Serpil musun? Serpil bir tabak alabilir miyim? Tabak şunu koymak. Onlar hamsiden başka kuş tanımazmış. Yok ben alayım mı? Valla biz hamsi de yiyoruz. Sardalya da yiyoruz. Sardalya da yiyoruz. Üstüne biraz maydanoz ver. Bizde şey yok. Bize her yer Çam. Bağdat. Koy. Oh mis valla. O da oldu mu? Tabii ki de.
Allah'ım. Şimdi helvamız gidecek. Aman Tanrım, yok böyle bir şey. Yok böyle bir lezzet. Yok böyle bir lezzet. Benden o şey kapıyor vallahi Osman Şef ha. Yok böyle bir lezzet. Vallahi bak. Balık ekmekçi olduk. Osman Şef'in nefes mutfağı. Nerede Osman Şef'in şey? Yok. Olsun. Çok hayır. Hoşuma gitti. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bizi sabrettiğiniz için. Harikasınız. Biz mutluyuz. Allah bana. Osman Şef'in nefes mutfağı buydu. Aman Tanrım, yok böyle bir şey. Ama hakikaten bunu ekmeğini evet. Banye. Evet. Osman Şef işin memleketi Çanakkale. Söz konusu giz teferruat bu arada. Değil mi? Valla. Yıkayım doğrayayım gelip üstüne koyacağım Nermin. Tamam. Hemen mi gidecek gene? Yok bitti tamam mı? Çatal kullanmayalım bol bol ekmek yiyelim. Valla biliyor musunuz? Helvayı yapalım mı? Yapalım. Geçelim. Son dakikalar artık. Helvamız hazır bu taraftan Nermin'cim şeyi. Bu neydi? Bunun ismi neydi şefim? Sardalya. Sardalya keçi peyniri. Ha o keçi peynirli. Sardalyamız. Bir de kapalı. Ha orada kalmış. Peynirli keçi peynirli sardalya hazırladım. Yani İçinde şey. Biliyorsunuz bunların peyniri. Vallahi muhteşemsiniz. Üstüne biraz tuzunu, karabiberini koyduk. Tabii bu da Hüseyin Hoca'nın şerefine gelsin maydanoz. Yanarlı dönerli olsun Hüseyin Hocama. Yanarlı dönerli. Tabii severiz. Hamsi de güzel de severiz sardalyamızın yanında biraz basit kalıyor. Karadenizli de olsa. Severiz kendisini. Bu arada Karadenizlileri çok severim. Evet. Hocana bir kafa olsun. Mert insanlar. Hüseyin Hoca'yı da severiz. Şimdi helvamız bu kadar balığı yedik. Bunun üstüne bir tatlı gider. Balık öldüğünü anlayacak. Tabii. Balık öldüğünü anlayacak. Balık. Öyle mi? Balık öldüğünü anlayacak. Ah yazık. Rahmetli iyi mi? Şöyle bayram içi helvamız. Oo, bayram içi helvamızı rendelemeye başladık. Bu yöresel. Sürpriz bir tatlı efendim. Sıcak tahin helvası hazırlıyoruz. 250 gram tahin helvası, 2 adet elma. Wow. 2 su bardağı süt, tarçın, 1 avuç ceviz, 2 yemek kaşığı tereyağı var. Bir elmamız yeşil, göster hocam. Evet. Bir elmamız kırmızı. Bayram içi elması, coğrafi işaretli arkadaşlar. Coğrafi işaretli arkadaşlar. Çanakkale'nin kütür kütür. Bayram için Fırlısın bir meyvesi daha meşhur ama şu anda tam olmadığı için. Beyazımız bayram içi beyazı Avrupa, diyorlar. Avrupa standartlarında. Avrupa'dan coğrafi işareti aldı da. Ama 2-3 ay ömrü olduğu için soğuk havalarda da depolanmıyor. O yüzden onu getiremedik. Okan Şef ne güzel rendeliyor. Mutfağa giriyor mu? Özge Hanım yardım ediyor mu? Evde yapmam. Eşim daha güzel yemek yapıyor. O yüzden zaten biz akşama kadar iş yerinde bir sürü yemek yapıyoruz. Eve gidince diyorsun yemek ondan. Onun eli daha lezzetli. Ben küçük yemek pek tutturamam böyle. Ha sen büyük ölçülerde evet. Yapıyorsun. Beni arıyor. Ne kadar koyacağız? Ben avucumla koyuyorum bütün tuzları. Şunu kütür kütür bir tadına bakın efendim. Hemen bakacağım valla. Evet. Nasıl ses geliyor? Kütür kütür böyle. Serpil Hanım. Elmadan zarar gelmez. Elma yemeği özlemişim. Şefim eline sağlık. Böyle elma yemeği özlemişim ha. Evet. Bir çırpma teli. Ne yedin bugün ha? Maşallah siz bana. Yarın tam tüm günü sporda geçireceksiniz anlaşılan. Şöyle yeşil elmamız. Gülşah. Konuşturma Gülşah. İstesini ben sana şimdi geri gönderirim. Elma elma. Ne ki meyve. Değil mi? Hani kırmızı elma nerede? Hepsini sen bitirdiniz galiba. Yeter. Bir elma yeter. Abi biraz da o biri tatlı biri ekşi ver. Siz boyuna yiyorsunuz. Şey lan yediğimi saydınız bitirdiniz. Ya. Osman Şef'im efendim. Yaptı onu aslında. Serpil görüyor musun yediğimi saydılar hep. Yeşil bir de onun nasıl olur? Şu an normalde hiç yemiyorsun ya o yüzden evet, fazla. Evet bugün ya. Hani. Yeşil elmalı gram. Rahmetli şimdi bunu yiyince öldüğünü mü anlayacak? Evet ya? Evet evet. İşte evet, hayat. Evet. Evet. Çok enteresan ya. Biraz tarçın. Biraz vardı, biraz yoktu. Görüyor musun? Helvanın içine bir yeşil, bir ekşi. Evet. Tatlı elma yeri. Şöyle keçi sütümüz. Evet. Keçi sütü. Vay tabii. Be. Çanakkale'nin keçi sütü. Çanakkale'den geldi keçi sütümüz, evet. Mis. Bunu biraz özleştirsin ya ben tereyağı da atarım içine. Öyle mi? Evet. Bu da işin püf noktası. Hafif koyulup tat versin tereyağı diye. Tereyağı da koyu verdik. Kaşık vereyim mi şefim? Ya da şey. Yok. Onunla karıştıramazsın. Tabii. Çanın da cevizi Çanakkale Çan ilçemizin cevizinden koyuyoruz ustacığım onu da unutmayalım. Çan ilçemizin onun cevizi. Onu üstüne serpiştireceğim çıkınca. Evet, biraz içine koy. Vay. Şunu alayım. Şefim bunlar rahat çalış tamam. İstersen. Ben şunları senin önünden alayım. Ama ya Rabbim neler yaptık bugün. Sen ne yapıyorsun şef? Çanakkale'nin Çan ilçesine ait cevizlerden
İçine koyacağım biraz. Bugün Çanakkale vazgeçilmez oldu Her gün çünkü öyle. Çünkü şehrimizin... Bugün tansiyonu olan, şeker alanlar bu programı izlemesin. Çok tehlikeli. Ama niye hep sağlıklı şeyler yaptı? Evet, sağlıklı. Otlar yaptı. Hayır, durduramaz. Hepsini tek tek yemeye kalkarlar bu akşam. Şimdi biz aslında gelin kız helvamız vardı ama Mehtap abla yetiştirememiş bizim. Gelin kız helvası evet, mı? Evet, Mehtap abla ona söz verdi. Bir dahakine de yapacağım diye Ermen Hanım'a göndereceğim dedi. Tamam, basma Mehtap elva abla. Derler. Evet. Basma helva derler. Mehtap abla istiyorum ben gelin kız helvasından. Mehtap abla duydun mu? Duydun mu Mehtap abla? Çanakkale'nin... Gelin kız helvası. Gelin kız helvası. Tamam. Tenceremiz de burada süzülüyor. Cıncır cıncır oluyor sen salladıkça. Efendim izleyicim, size çok güzel bir çelik tencere seti veriyorum. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda ilk şifreyi verdik. İkinci şifre gelsin tamam, bence. Şanlı efendim. Tamam. İkinci şifremiz şanlı. İlk şifreyle ikinci şifreyi birleştirip öyle yazıyorsunuz. Ben de hep birinciyi unutmama ne diyorsun? Sus Serpil şimdi. Bugün ama gerçekten unuttum ama. İyi unut. Ben unutmazsın. Şu an unuttun mu birinci şifreyi? Vallahi ama biz varız, bizi ver de lütfen. Hayır söylemiyorsun. O mahsus yapıyor. Bunları Serpil Hanım fırına atıyoruz. Seyircilerimizi tutuyorsun diye. Evet. Geldim. Seyircilerimiz çok harika insanlar. Bunları tabii toprak fırında senin yaptığımız zaman daha güzel oluyor. Ha. Ne yaptık kadın senin toprak fırında? Ben onu söyleyecektim de biraz pasaklı çalışırım ben. Ama elim çok lezzetlidir. Kız, bir tane daha yok mu ya? Şunu da koyalım. Çok güzel. Yok Nermin'ciğim. Şimdi ben onu sonra halledeceğim. Dur ben atarım onu. Dur. Şeye koyalım. Aynen normal kaba. Benim burada kaplarım var. Evet camlar olur. İnşallah bulursun. Hepsini kullandık. Oldu. Oo, 200 dereceyi midir şefim? Evet yükseltelim biraz. Daha çabuk olsun. Ha okey tamam. Al Serpil bunu da at. Evet efendim. Tamam. 4 tane güzel bir lezzet fırına gönderdik helvamızı. İçinde hem kırmızı elma rendesi hem yeşil elma rendesi hem de bir miktar süt, ceviz ve bir bütün beyaz helva rendesiyle harmanlamış olduğumuz helvamızı güveçlerimizin içerisine aldık. Zemine şefim cevizleri döşedi. Evet. Üstüne Çanakkale karışmış. Çan ceviz ama bizim her ceviz koymuyoruz biz. Yöremize ait çan ceviz. Sonra burada çan neler için yaptık? Efendim otlu bulgur pilavımız var. Mis gibi görüyorsunuz. Kameram arkadaşım eğer alabilirse şöyle. Alıyorum. Kokusunu buharını. Evet. Evet. Burada sardalyamız var. Evet. Çıtır sardalya. Tarhana soslu. Hı-hı. Keçi peynirli sardalyamız var. Tamam. Burada çömlek kebabımız var. Şöyle gelecek. Yapalım mı? Biz bunların sunumlarını şöyle güzelce alalım. Evet. Bu güzellikleri bir masaya taşıyalım. Evet. Tabii ki. Daha yiyeceğiz, karnımız aç. Evet, harika. Akşama kadar buradayız. Akşama, sabaha kadar buradayız efendim. Evet. Sıkıntı yok. Çok kısa bir araya giriyoruz efendim. Güzellikler masaya gidiyor. Birazdan Çanakkale'mizin eşsiz sofrası masamızda olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet efendim, günün en keyifli anı, tadım zamanı diyorum. Çanakkale'mizin birbirinden lezzetli, özel, eşsiz güzellikleri şu an masada. Helvayı getiriyor muyuz fırında? Helva olmadı mı? Helvamızın birazcık daha üstünün böyle nar gibi kızarması lazım. Hemen soruyorum şefim, neler yaptık? Efendim tarhana soslu çıtır sardalyamız, çocuklarımız için besleyici bir değeri var. Hı hı. Otlu bulgur pilavımız Kaz Dağları'ndan Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu temiz oksijenlere olan otlardan yapmış olduğumuz bulgur pilavımız var. Evet. Çömlek kebabımız var. Ayvacık dana etinden yapmış olduğumuz. Yine beyaz peynirli keçi ezine peynirli. Sardalyamız var efendim. Evet. Şefim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bilgileriniz için, lezzetleriniz için çok teşekkür ederim. Fırat şefim hoş geldiniz. Gözlerimiz sızarıdı. Bak kayınvalide seviyor masaya geldiniz. Evet, evet. Gelecekteki kayınvaliden sevecek Fırat şefim. Oktay şefim. Okan şefim. Lezzetleri hazırladık. Evet. Çanakkale'mizin türküsünde oynadık. Daha ne olsun, keyfimiz yerinde, sağlığımız yerinde. Sizleri gördük yeniden. Allah razı olsun. Artık arayı uzatmayalım, 6 ay sonra gelelim. Arayı uzatmayalım, 6 ay olmaz. Arayı uzatmadığında 2 aydır, 3 aydır tamam, burada evet olacaksınız yani. Böyle bir dünya yok. Sıkılmazsanız biz her zaman geliriz. Yani. Başımızın üstünde yeri var. Başınız gözünüz var olsun. Bir de olay Çanakkale deyince zaten akan sular duruyor. Ve gerçekten aslında hep yayın içerisinde de söylüyorum ben. Bizim programımızın gerçekten altyapısında yöresel lezzetlerimiz, unutulmaya yüz tutmuş anneanne, babaanne tariflerimiz ve bu sıcacık ev ortamındaki sofralar. Evet. Önümüz Ramazan. Evet efendim. Mutlaka bakın gerçekten büyüklerimizi sadece telefonda kalmayalım. Böyle güzel sofralar evet kurup baş tacı edelim değil mi? Evet efendim. Şimdi apartmanlar büyüdükçe dostluk bitti, akrabalık bitti. Kesinlikle. Ben buna tamamen karşıyım. Hı hı.
Yani yeniden köyümüze geri dönelim. Evet, evet, kesinlikle özümüze geri dönelim. Ve her zaman söylediğim gibi bu unutulmaya yüz tutan tarifleri özellikle aslında yeni jenerasyon Z kuşağına kafalarına böyle yaza yaza yani öğretelim. Çünkü bizler burada ekran başında sizlerle bunları paylaşmazsak, sizler evde denemezseniz tabii bunlar tabii ki gidecek evet, yani. Kaybolacak, kaybolacak. Yapmayalım vallahi bakar mısınız hepsi birbirinden Mesut'a güzel. Özellikle mesela şunu ben merak ettim şöyle bir. Tadına bakalım şefim. Şöyle. Size de koyayım şöyle. Lezzetlere sahip çıkıyoruz efendim. Evet kesinlikle unutulmaya yüz tutmuş bütün bu lezzetleri biz Beyaz TV ekranlarında 7/24 sizlerle paylaşarak gündemde tutacağız efendim. Çok teşekkür ediyorum. İkinize de iyi ki varsınız. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çanakkale'yi de kucak dolusu selamlarımızı iletin efendim. Aleyküm selam. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. En kötü gününüz bugünkü kadar renkli ve güzel geçsin. Yarın haftanın son günü ve yine efsane bir konukla, yine efsane tariflerle sizlerle olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Geliyoruz.